Öncelikle ben İklim İkisi ekibine buraya geldiğiniz için sizlere nazik ama beni utandıran sunucu için bu oraya teşekkür ederim. Emre'ye teşekkür etmeyeceğim çünkü Emre çok değerli toplu bir sunum yaptı. Şimdi deniz gibi gevezeli bir adam için çok sıkıntılı bir şey oldu. Yani onun için yanında benimki biraz dağınık kalacak. Biraz da şöyle bir şeyden dolayı, tabii şakası bir yana çok güzel bir sunucu yani teşekkür ediyorum. Ben aslında Foucault'cu, Foucault'un biyopolitika üzerindeki temalarından bir takım varyasyonlar yapma niyetindeyim ve biraz hani o süreç nasıl gelişti sonrasında, hani Emre'nin anlattığı kısımdan sonraki kısım nasıl gelişti, ne oldu, ne bitti, oralara değinmek istiyorum. Biraz da mümkünse sonunda böyle eğer haddimse Foucault'a ufak bir eleştiri sunmaya çalışacağım. Şimdi Foucault aslında çalışması biraz zor bir düşünür, ne bakıma zor bir düşünür, yani bu bahçenin yolları kolayca sallanmıyor çünkü şöyle bir şey, çoğu zaman Foucault tarihselleştirmeyi her ne kadar kendisi sürekli tarihselleştir diye bunu yapsa da kendisi tarihselleştirmeye direnen bir düşünür birçok açıdan. Örneğin çoğu, yani bizi çok zorlayan, yani Foucault çalışanları zorlayan tarafı belki de bu. Örneğin tıbbi iktidar kavramını ilk kez Green'in doğuş kitabında kullanıyor. Yani çoğu kişi tıbbi iktidar diye bir terimin ilk kez Foucault'un Collège de France derslerinde geçtiğini düşünür. Ama alakası yok, Green'in doğuşunda böyle bir ifade var. Veya tıbbi polis kavramı ilk kez güvenli toprak nüfusunda geçiyor yani yıllar sonra. Ya da işte şu anda çok Galat'ı meşhur diyebileceğimiz bir şey belki. Foucault için herkes işte iktidar kavramıyla ilgili olarak nüfus kavramının ilk kez Collège de France derslerinde geçtiğini düşünür. Halbuki alakası yok. Deliliğin tarihinde nüfusa uzunca bir bölüm ayrılmıştır. Veya kendisinin hani gene böyle çok fazla söyleşi vermiş olduğu için yine bizi zorladığı şeylerden bir tanesi. Örneğin hayatı boyunca en az 5-10 tane söyleşisinde ben hiç yapısalcı olmadım ki ifadesini dinlersiniz. Ama hani işin ilginç tarafı en yapısalcı, hani şöyle bir söyleşisinde şöyle diyor. En yapısalcı bulunan kitabın kelimeler ve şeyler orada yapı kavramını dikkatli okusalardı bir kere geçmediğini görürlerdi diyor. İşin ilginç tarafı ben biraz dikkatli okudum. Kelime tam 170 kez geçiyor, 10 tanesi alındı. Yani Foucault çalışmak bu bakımlardan biraz sıkıntılı bir iş. Yani bu tarihselleştirmeler çoğu zaman çok zorluyor. Nasıl zorluyor? Örneğin tam bu Emre'nin işaret ettiği geçiş momentini hiçbir Foucault yorumcusu tam bir tarihe koyamıyor. Örneğin Mark Kelly 1970'lerin başında başladığını söylüyor. Thomas Lemke biyopolitika kitabında 70'lerin ortasında bu dönüşümün gerçekleştiğini, iktidar kavramıyla ilgili bu dönüşümün gerçekleştiğini söylüyor. Stephen Collier 70'lerin sonu diyor. Yani bir türlü böyle hani o tarih nereye koyacağımızı bulamıyoruz. Fakat işin ilginç tarafı Foucault aslında bunun için bir tarih veriyor. Yani tam da Emre'nin söylediği o Rio de Janeiro derslerinde kullanmasından önce bu fikrin zihninde nerede doğduğunu, yani biyopolitika kavramının ilk kez nerede doğmaya başladığı ile ilgili ya da işte o daha önceki iktidar kavrayışında ona yetmeyen şeyin ne olduğunu, hani Turgut Uyar'ın meşhur bir lafı vardı ya, hani birinci yenişiyle artık bana yetmiyordu, Orhan Veli bana yetmiyordu deyip o hani bambaşka bir şiir anlayışına geldiği yer, Foucault içinde aslında öyle bir yer var. O yerde şu ilginç bir şekilde hiç teorik bir yer değil orası. Aksine bayağı böyle sahadan bir yer. Nasıl sahadan bir yer? 70'te Proleter Sol diye Mao'cu bir grup var ve o Mao'cu grup işte büyük bir operasyonel, bugün bir tabirle, operasyon toplumunun tabiriyle operasyona uğrayıp derdest ediliyor ve onların büyük bir kısmı, üyelerinin büyük bir kısmı hapishaneye atılıyor. İşte onlar iletişim haklarından mahrum bırakıldıkları için de bir açlık grevi başlatıyorlar. O açlık grevinin başlamasından sonra Foucault o dönemki bazı kişisel sebeplerle Mao'cularla yakın ilişkileri var ve o ilişkilerden ötürü de ilk kez hapishane üzerine çalışmaya başlıyor. İşte bugün Emre'nin bahsettiği hani Discipline and Punishment, yani hapishanenin doğuşu diye bilinen kitabın ya da hani asıl orijinal adıyla doğuş yeri aslında orası. Hatta kendisi daha sonra diyor ki ben 2 yıl boyunca hapishanelerle öyle yakın süreç çalışıyor ki 2 yıl boyunca hapishanelerle ilgili kitabını yazmayı geciktiriyor ve kitabı 75'te yayınlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu çalışmanın önemi ne ya da niye bu kadar büyük bir mesele ya da bu pratik mesele nereden doğuyor derseniz belki de hani Türkiye için yani biraz şaşırtıcı bir örnek olacak. Entelektüel bir girişimin nasıl sonuçları olabilirin çok felsefe tarihindeki en ilginç yansımalarından birisi bence bu. Çünkü o hapishaneler için başlatılan, işte geçmişte Proleter Sol'un dağılması ve işte üyelerin açlık grevi yapmasıyla başlayan sürecin sonunda Foucault hapishane için haberleşme grubunu kuruyor birkaç entelektüel arkadaşıyla birlikte ve o sürecin sonunda Fransa'da tam 35 hapishanede isyan çıkıyor. Yani
bugün hani böyle bu biyopolitika kavramının hani geldiği yerlere baktığımız zaman baya hani işte kendini yakma meselelerini falan, mesela şu anda Banu Bargun'un öyle bir kitabı var, Star and Immolation diye, Türkçe'ye çevirmedi sanırım. Ama ilginç bir kitap. Türkiye'deki bu açlık grevlerinin kendini yakma meselelerinin nasıl biyopolitik bir yansıması olmaya da alan bir kitap. Yani bunun aslında kökenleri çok baya hani tarihsel öğeleri verimli yerlere dayanıyor diyeyim. Foucault'un bu 70'lerdeki işte ilk dönüşünde aslında hani o hangi tarihçi, yani hangi hukuk uzmanının nereye koyacağını bilemediği dönüşümle birlikte bir Galat meşhur daha yıkılmış oluyor. Ya da daha doğrusu yıkılmasına sebep olmuyor. Hani işte bizim için Foucault'da iktidar hep yöneliksel bir şeydir ya da işte ne bileyim ilişkiseldir filan. Halbuki Foucault'un 1970'lere gelene kadar Foucault'un iktidar anlayışında ilişkisel hiçbir şey yok. Ta ki disiplin empaniş, yani Absalom'un doğuşuyla birlikte işte ilk kez Foucault'un iktidar kavramında, bu tam da Emre'nin bahsettiği hükümran iktidar ve hukuksal söylemsel iktidar figürlerinden vazgeçip artık Foucault bambaşka bir şey yapmaya çalışıyor. Hatta o ifadesinde çok güzel bir şey de söylüyor. Diyor ki, siyaset teorisinde kralın kendisini almalıyız. Yani simgesel olarak o hani monarkın, Emre'nin bahsettiği monarkın kendisini almamız ve hukuk sorunu dışında kurulmuş bir iktidar teorisinin nasıl olabileceğini anlamalıyız diyor. İşin ilginç tarafı şu, siyaset teorisinde kralın kendisini alabiliriz. Kralın kendisini aldıktan sonra nasıl hareket ettiğini analiz edebiliriz. Ama Foucault'un bence tırnak içerisinde belki ilk eleştirim biraz bu olacak. Atladığı şey şu, peki ya kendisi alındıktan sonra da kendisi varmış gibi davranmaya devam ediyorsa? Yani böyle bir sorun var. Hani o inceltilmiş tekniklerle müdahale etmek, rıza üretmek her zaman öyle sandığımız kadar, teoride anlattığımız kadar basit bir iş değil çünkü. İlk kez bu dönüşüm başlıyor ve iktidarın artık yavaş yavaş işte o bireysel şeyler koptuğunu, yani artık kişiler üstü olduğunu, ilişkisel olduğunu, merkezsiz olduğunu, çok yönlü olduğunu ve hatta kendi ifadesinin stratejik olduğunu söylemeye başlıyoruz. Fakat burada bir sonraki adım, yani hapishanenin doğuşundan bir sonraki adım biraz daha ilginç bir yere tekabül edecek. Çünkü cinselliğin tarihi gelecek arkasından hemen 76'da ve Foucault'un yaşarken yazdığı son kitap aslında. Yani biz Kolejde Frans derslerini hep Foucault'un en yazmalarından, işte asistanlarının çalışmalarından değerli topardıkları haliyle ses kayıtlarından biliyoruz. Kendisinin yaşarken yani reymanları gördüğü son kitabı Cinselliğin Tarihi. Ve Cinselliğin Tarihi'nde işte biyopolitika kavramından da uzun uzun bahsedecek. Orada ilk kez daha önceki iktidar teorisinde olmayan bazı öğelerle karşılaşmaya başlayacağız. Örneğin iktidarın direnişle birlikte var olduğu gerçeğinden. Ya da iktidarın sadece işte negatif etkilere sahip olmadığı fikrinin bir sonraki aşamaya taşınmasından. Veya işte her yerde hazır ve nazır, işte her yerde hazır bulunan bir iktidar fikrinden ilk kez 76 ile birlikte, yani cinsellik tarihinin yayınlanmasıyla birlikte bahsedeceğiz. Ama bu esnada Kolej de Frans dersleri devam ediyor. Biliyorsunuz Kolej de Frans dersleri aslında 70-71'de başlıyor galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 70-71'de başlıyor ve o derslerin de aslında ilk dersleri işte abnormal ya da işte diğer hukuk kurumlarıyla ilgili dersler falan baya baya Foucault'un eski dönemine ait. Oradaki ilk kopuşun bir bakıma toplumu savunmak gerekir kitabıyla. İsmi Türkiye'de biraz yanlış anlaşılmış. Ne yazık ki çevirisi de çok iyi olmayan. Toplumu savunmak gerekirle biraz değiştiğini görüyoruz. Toplumu savunmak gerekirin son derslerinde Foucault devlet ırkçılığından, yani biyopolitika ile devlet ırkçılığı arasındaki bağlantıyı anlatırken son iki derse geldiğinde artık yavaş yavaş biyopolitika kavramı üzerinden nüfus biyopolitika ilişkisini incelemeye başlıyor. Aynı dönemde de işte dediğim gibi cinselliğin tarihini yazmaya çalışıyor bu esnada. Şimdi kralın kellesini uçurduktan sonraki ilk hamlesi belki de bu devlet ırkçılığı meselesi. Yani biyopolitikaya ilk adım attığı ve o biyopolitik analizi işte iktidarı anlamak için bir model olarak kullan, yani önceki modelleri terk etmeye başladığı yer toplumu savunmak gerekir belki. Nedeni de şu, aslında Foucault oradan önce yani toplumu savunmak gerekir uzun uzun anlattığı üzere siyasi, Karl Gottlieb'in meşhur bir lafı vardır. Savaş, hani siyaset savaşın başka araçlarda sürdürülmesidir. Savaş siyasetin başka araçlarda sürdürülmesidir diye. O formülü aslında biraz terk etmeye başlıyor Foucault. Yani bu formülü terk etmeye çalışmasının altında şu var. Meseleyi bir savaş modeli üzerinden değil, yani bir antagonizma üzerinden değil de başka türlü nasıl anlayabiliriz? Çoğu Foucault yorumcusunun ıskaladığı, bence en azından
benim okuduğum literatür içerisinde tam da burası. Yani savaş modelini terk etmenin kendisi siyaseti anlamakta nasıl bir işe yarar? Ve aradığı cevabın aslında tam anlamıyla bir cevap olduğunu düşünmüyorum ben. Yani savaş modelini terk etmeye çalışıyor Foucault ama ne kadar terk ettiği biraz şaibeli. Çünkü başka türden bir savaş söz konusu. Örneğin kendisinin bu tam ara dönemi ifade eden bir yazısı var. Tam geçiş dönemi ifade eden Özne ve İktidar diye meşhur hani o kitabın da ismi olan. O yazı aslında işte Dreyfus'un kitabının sonuna yazılmış bir yazı. Ekleme bir yazıdır aslında. Kendisi üzerine yazmış bir kitabın sonuna yazdığı bir yazı. Orada ilk kez mesela antagonizma yerine agonizm. Yani hem bir oyun hem bir mücadele, bir çekişme hani ifadesini kullanıyor. Yani teorik olarak angajmanında bazı değişiklikler var ama o değişikliklerin vardığı yerler konusunda benim bazı şüphelerim var en azından kendi adım. Şimdi bu dönüşümlerle birlikte artık Foucault hani hem bir yandan hukuksal söylemsel iktidarı, hükümran iktidarı terk etmeye başlayacak. İşte kralın kellesini bir yandan alacak ama öte yandan da işte o kral hani kellesini aldığı iktidar sanki kendisi varmış gibi davranmaya devam edecek. Şimdi burada önemli bir mesele yavaş yavaş iktidar kavramını işte hemen ertesi sene dersleri olan Güvenlik Toprak Uçuşu değil de ondan sonraki sanırım, özür dilerim karıştırıyor olabilirim emin değilim. Biyopolitika'nın Doğuşu kitabıyla birlikte Foucault iktidar kavramını büyük oranda kullanmayı bırakacak. Bunun yerine daha ziyade yönetimsellik kavramını kullanacak ve o Biyopolitika'nın Doğuşu Türkçe'ye çevrildi. Bakabilirsiniz. Dersler şey diye başlayacak yani. Ben bu kitapta işte uzun uzun biyopolitikanın tarihini analiz edeceğim diyecek. Ve kitapta biyopolitika ifadesini sadece iki kez kullanacak. Çünkü biyopolitikayı hiç analiz etmeyecek. Bunun yerine uzun 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 neoliberalizm analizi yapacak. Amerikan neoliberalizmi, Alman ordoliberalizmi, İkinci Dünya Savaşı sonrası liberalizm nasıl gelişti, bunların insan sermayesi yaratmaktaki etkisi, bunların girişim toplumu yaratmakta etkisi, bunları uzunca analiz edecek. Biyopolitika için yani şöyle bir şey diyebiliriz. Aslında o biraz bir hani Türkiye'den bir şairle eşlemek gerekseydi Edip Cansever olduğunu söylerdim bu konuda herhalde. Her karaya çıkma çabası bir daha denizden vurgun yiyip geri dönmesiyle sonuçlanacak. Yani Foucault biyopolitik analizi yapmak için her seferinde bir hamle yapacak, temaların etrafında dolaşacak ama bir türlü o analizi yapmak üzere çıktığı karayı ele geçiremeyecek, işgal edemeyecek. Benzer bir şey Güvenli Toprak nüfusta var. Belki de en çok hani o karayı hani işgal ettiği metni orası. Güvenlik Toprak nüfusla birlikte işte hem güvenlik teknolojilerini analiz edecek, hem işte hükümran iktidarı, toprağa dayanan iktidarının nasıl bir sürüye dönük bir iktidara dönüştüğünü, nüfusu temeli alan bir iktidara dönüştüğünü, artık toprak yerine nüfus üzerinden kontrol etmeye çalıştığını ki biz burada hani en çok bildiğimiz belki bizim çoban meselesidir. Hani şimdi de çok güncel biliyorsunuz, orada hani uzun uzun İbrani metinlerinde falan Foucault çobanlık temasının nasıl geliştiğini, pastoral iktidarın nasıl geliştiğini analiz edecek. Ve o pastoral iktidarın gelişmesi sayesinde işte ruhların yönetimi diyebileceğimiz, bugün ekonomi geçirebildiğimiz kavramın aslında hani biz hep öyle biliriz ya, ekonomi oikos nomos. Hani oikos Yunanca ev, nomos yasa demek ve evin yönetimi manasına geliyor. Halbuki işte o İbrani metinlerine, klasik Hristiyan teoloji metinlerine döndüğümüzde ekonominin evin idaresi anlamına falan gelmediğini, baya baya bildiğimiz ruhların yönetimi demek olduğunu söyleyecek. Ve burada işte yavaş yavaş ekonomi politik bir perspektifle açmaya çalışacak. Bizim bir arkadaşımızın şakayla karışık dediği gibi herkes yeterince uzun yaşasaydı Marksist olurdu diyebileceğimiz bir şeyle karşı karşıya kalacağız bu konuyu. Yani o da yavaş yavaş ekonomi politiğe doğru adım atacak ve işte tabii o hani Marks demeyecek de mesela Russo diyecek. Hani Russo'nun ekonomi politik kavramını kullanmaya çalışacak. Çok ilginç bir şekilde de yani biyopolitiğin doğuşunda niyeyse ekonomi politik deyip durur. Sonra devletle ilgili konuştuğu yerlerde bir anda hiç sanki orada birisi hani o saate kadar da hiç anılmayan Marx'ın adı anılmaya başladı mesela. Hani bir anda o sahneye çıkar. Çünkü aslında gizli diyalog Russo'yla falan değildir. Yani asıl muarız bellidir. Kiminle diyaloğa girdiği, kiminle tartışmaya çalıştığı bellidir. Şimdi bu Güvenlik Toprak nüfusta ilk kez dediğim gibi bir pastoral iktidar analizi yapacak ve o meşhur yönetimsel, yani Omniscient Singularism diye de yayınlanan
Sanırım 1 Mart 78 dersi olması lazım. O derste biraz bu pastoral iktidar, yani çobanın iktidarı nasıl bir iktidardır? Sürü üzerinde, yani hem sürünün tamamını gözeten, sürünün genel selametini hani gözeten, hem de tek tek sürünün üyelerinin ihtimamını iyiliğini gözeten bir iktidar biçiminin nasıl kurulduğunu analiz etmeye çalışacak. Velhasıl kelam, yani Foucault bunda da mesela bu pastoral iktidar üzerinin analizinde de bir yere kadar ilerleyecek. İşte meseleyi tutum analizi diye özetleyebileceğimiz ya da kendisinin kavramsallaştırdığı bir yere getirecek ve işte iktidarla direnişin nasıl birlikte var olduğunu ifade etmeye çalışacak. 76-77 derslerinde de tekrar meseleyi nüfusla bağlantılı ve neoliberalizmle bağlantılı olarak işte istatistik analizine, istatistiğin nasıl bir yönetimsellik aracına dönüştüğünü anlatmakla ilgilenecek o derslerde de ve en sonunda meseleyi getirip gene işte girişim toplumu, yani bizde de şimdi var ya hani üniversitelerde özellikle çalışanlar ya da hala üniversite öğrencisi olanlar için çok yaygın ve bilinen bir şeydir bu. Hani işte bugün Allah için ne yaptın gibi, bugün kariyerin için ne yaptın, hani hangi kariyer sertifikasına, eğitimine katıldın filan meselesinin o hani yavaş yavaş özneyi nasıl bir girişimci özne haline getirmeye çalışıldığı meselesine değinecek. Yani artık bir homo economicus değil, homo entrepreneur dediği, özür dilerim. Tam o Yunancası iyi ilaç hatırlayamadım çünkü söyleyemedim. Yani bir girişimci insan modelinin nasıl yaratıldığını ve bunun aslında aynı zamanda makro düzeyde nasıl bir vatandaş tipolojisine denk geldiğini, yani işte kendisini sürekli girişim halinde bulunan ve kendisini onunla tanımlayan, hani fırsatların eşitsizliğini, yapısal eşitsizlikleri tartışmayı bırakmış, bunun yerine bunları sorgulamayı bırakıp işte ben gideyim bir de sürücü kursundan ehliyet alayım, bir de işte İspanyolca öğreneyim, bir de şunu yapayım, hani bir eksiklik varsa bu bende var diyen bir özne modelinin nasıl yaratılmaya çalışıldığını aslında gösterecek. Bu böyle ufak ufak temalardan değinmeye çalıştığım kadarıyla herhalde açık ve seçik olmuştur. Yani Foucault'un biyopolitika çalışmalarının bugün çok önemli ve verimli uçları var. Evet, yani buna hiç itirazım yok. Hani özellikle de doktorasını bu alanda yapmış birisi olarak hiç itiraz edecek değilim. Fakat sorun şu, bir yandan da teşekkür ederim. Bir yandan da burada bazı sorunlar var. Yani örneğin bu Emre de bahsettiği işte hani bu meşhur hapishanenin boşluğunun başındaki sahnede işte bir gösteri düzeyinde neredeyse bir tiyatral diyebileceğimiz bir yardırma pratiğinin dönüşmesiyle birlikte iktidar analizinin de değiştiğini söylüyor bu. Şimdi tamam, ortada bir gösteri toplumu, hani o gösteri toplumu bir gözetim toplumuna dönüştü. Tamam ama gösteri ile gözetim birbirinden bu kadar ayrı mı? Yani bir de böyle bir sorunumuz var. Yani asıl sıkıntımız şu, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Foucault'un benim açımdan hep böyle muğlak kalmış bazı şeyleri vardır. İşte örneğin bu yapı savcılık meselesi verdiğim örnek gibi ya da işte felsefe, yani 70'lerin başında verdiğim süreçte bütün felsefeyi bir Heidegger etkisini olmakla suçlayıp hani herkes gidip ne arayacaksa Platon'da aramaya başlıyor. İlk kaynak olarak oraya iniyorlar. Halbuki ne gerek var? 13. yüzyıldan başlasak yeter diyecek. Ömrünün son derslerinde, son döneminde bu Parmenides çalışmalarında kendisi tam da söylediği Heidegger'in etkisine meftun olup gidip meseleyi Platon öncesinde arayacak. Yani sürekli böyle bir hani bizi tırnak içerisinde kontrpiyede bırakan bir tarafı var meselenin. Şimdi benim aslında değinmek istediğim, yani bitirmek istediğim, yani meseleyi getirip işte bitirmek istediğim yer şurası. Neyse, şöyle söyleyeyim. Şimdi Foucault'un biyopolitika çalışmasına dediğim gibi birçok tematik önemli analiz var. Yani istatistik meselesi çok önemli. Yani çünkü ortalama insanın fotoğrafını çıkartıyor. Yani bir robot resmini çıkarmak bakımından devletin bu istatistikleri nasıl kullandığı meselesini çok iyi analiz ediyor. Ya da işte devlet ırkçılığı dediğimiz şey bugün bizim için çok sıcak bir tartışma tema olarak. Yani özellikle göçmen sorununun bu kadar tavana fırladığı bir durumda işte Avrupa'nın Suriyelileri iade etmek için üste para verecek hale geldiği ve Türkiye gibi tırnak içerisinde Müslüman bir ülkenin Müslüman kardeşlerinin yine tırnak içerisinde bir tehdit unsuru olarak hani bakın açarım kapıları bana filan diyerek kullandığı bir ülkede tam da işte devlet ırkçılığı kavramının ne kadar kullanışlı ve verimli olabileceğini görüyoruz.
Ama benim asıl sorunum ya da işte kendi açımdan bu konuşma için belirlediğim sorun şu, daha teorik bir tartışma olduğu için bu, hani operatif meselelere çok fazla giremediğim için. Şimdi toplumu savunmak gerekir de bir devlet ırkçılığı analizi. Güvenlik toprak nüfusta hep nüfus, güvenlik alet, güvenlik teknolojileri ve işte ruhların yönetimi meselesiyle ilgili takım tartışmalar, işte biyopolitiğin doğuşuyla birlikte neoliberalizmle biyopolitikler ilişkisi tırnak içerisinde, bunların hepsini analiz ediyor Foucault. Tamam ama yani bunları bir araya getiren çatı nedir? Bunları bir araya getiren şey nedir? Bence Foucault'da bunun yanıtı yok. Yani bundan sonraki çalışmacıların, John Simmons'ın ifadesiyle Foucault endüstrisine dahil olanların, ben de dahil olmak üzere, yapması gereken iş aslında bu. Yani bu farklı biyopolitik analizlerini birbirinden kopup yıllara göre odaklanmış temalar olmaktan çıkartıp biz bunları tek bir kavramsal çatı altında, yani biyopolitika ya da biyoiktidar, bir de bu terimlerin ayrımı meselesi var, bu ayrı tartışma. Bunlar altında tek bir çerçevede toplayabilecek miyiz, toplayamayacak mıyız? Asıl mesele bence artık bu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.